Merhaba değerli izleyiciler, merhaba değerli hastalarım. Her kadın hayatının bir döneminde doğum kontrol apıyla karşılaşmış, duymuş veya kullanmış olabiliyor. Bu yüzden çok sık kullanılan bu doğum kontrol apları ile ilgili güncel veriler, yani günümüzde 2020 itibariyle bilimsel veriler ışığında neler olduğunu, neler yapılabileceğini, kullanıp kullanılamayacağını, zararları olup olmadığından biraz bahsetmek istiyorum. Aslında şöyle baktığımızda, dünyada her yıl ortalama 80 milyon istenmeyen gebelik oluyor. Plansız gebelik ne demek? İstenmeyen gebelik ne demek? Kadınlar çok iyi bilir, beni anlıyorlardır. Çünkü bu gebeliklerin bir kısmı kürtajla sonuçlanıyor maalesef. Daha önceki videolarıma eğer bakarsanız, kürtaj videosunda da anlatmıştım. Riskleri olabilecek, çok da istemediğimiz bir operasyon biçimi aslında. Türkiye'de istenmeyen gebelik oluyor mu derseniz, neredeyse %23 %25 gebeliklerin her 4 gebelikten bir tanesi neredeyse Türkiye'de plansız bir şekilde gerçekleşiyor. Biz gebeliklerin planlı olmasını istiyoruz. Yani her aile, her kadın kendi vücuduna hakim olsun. istediği sayıda, istediği zaman, istediği kadar çocuğa sahip olsun istiyoruz aslında. İşte o yüzden burada planlı gebelikler gündeme geliyor. Çünkü Plansız gebeliklerin sonucunda hem medikal, hem sosyal, hem psikolojik, hem toplumsal, hem de ekonomik sorunlar gündeme geliyor. Biliyor musunuz 1850 yılında dünya nüfusunun 1 milyar olduğu tahmin ediliyor. Günümüzde ise dünya nüfusu neredeyse 2025 yılında 9 milyar olacak deniyor. 5 yıl sonra 9 milyar nüfus olacak. 2150 yılında 11,5 milyar dünya nüfusu olacak, olacağı söyleniyor. Tabii bunun pek çok sosyal, ekonomik e, boyutları da olacak beraberinde. Belki toplumsal boyutları da olacak. Fakat işte biz bu noktada işin e, özellikle kadın sağlığı boyutunda planlı gebeliğin çok önemli olduğunu düşünüyoruz. Aile planlaması yöntemlerinin çok önemli olduğunu düşünüyoruz. İşte bunlardan da en önemlisi en önemlilerinden bir tanesi demeliyiz doğum kontrol hapları gündeme geliyor. Doğum kontrol haplarının içinde hem östrojen hem progesteron adında iki tane hormon var. Bu haplardan bu hormonlar kadının beynindeki özellikle hipofizdeki FSH-LH adlı hormonu baskılayarak kadınların yumurtlamasını engelliyor. Yani bizim oylasyon dediğimiz durumu engelliyor. Böylelikle yumurta ile sperm hiç birleşemiyor. Bu ana etki mekanizması doğum kontrol haplarının. Yani neymiş? Hapı alıyorum, beyindeki hormonları baskılıyorum. Böylelikle normal işleyen sistemi geçici olarak durduruyorum. Fakat doğum kontrol hapları evet güzel, dünyada çok yaygın kullanılıyor ama her hasta için uygun değil. Özellikle 35 yaş üstü sigara kullanıyorsanız bir paketten fazla veya geçmişte damarsal bir hastalık geçirmişseniz, pıhtılaşmayla ile ilgili problemleriniz varsa venöz tromboz gibi veya meme kanseri varsa veya karaciğer karaciğerinizde bir problem varsa veya tansiyonunuz çok yüksekse bu durumlarda biz genelde doğum kontrol haplarını tercih etmiyoruz. Bazı hastalarda genelde hiç kullanmak istemeyiz. İşte yeni doğum yapmış kadınlarda tercih etmiyoruz. Yine Şiddetli migreni olan hastalarda doğum kontrol haplarını tercih etmiyoruz. İşte hem tansiyonu hem şekeri hem damar hastalığı olan hastalarda, kalp hastalığı olan hastalarda, daha önce inme geçirmiş hastalarda tercih etmiyoruz. O yüzden doğum kontrol hapları evet çok iyiler. Gebeliği kontrolünü sağlıyor ama bazı hastalarda uygun değil. Aslında doğum kontrol hapları iyi ilaçlardır, işe yarar, başarılı ilaçlardır derken şunun içinde aslında biraz söylüyoruz. Doğum kontrol haplarını biz sadece planlı gebelik için yani çocuk olmasın diye kullanmıyoruz. Aynı zamanda doğum kontrol haplarını biz başka e, hastalıkları tedavi edici etkisinden de faydalanıyoruz. Ne gibi? Adet sancılarını azaltır, miyomları küçültür, dış gebeliği engeller. Yumurtalık kanseri, rahim kanseri daha az görülür doğum kontrol hapı kullanan hastalarda. Enfeksiyonlar daha az görülür. Memedeki özellikle benin, iyi huylu kistik yapılar, fibroadenom, fibrokistik hastalıklar daha az görülür doğum kontrol hapı kullanan hastalarda. Kanamaları düzeltir, hastanın kansızlığı varsa bunu düzeltir, adetleri düzeltir. PMS dediğimiz bizim adet öncesi gerginlik sendromuna da çok iyi geliyor aynı zamanda doğum kontrol hapları. O yüzden eğer bir kadın cinsel aktifse biz ona doğum kontrol hapıyla korunmasını öneriyoruz eğer uygunsa. Doğum kontrol hapını kullan, kullanırken beraberinde de diğer bahsettiğim hastalıklardan hastayı koruyor ve yaşam kalitesini ve genel sağlığını belirgin derecede düzeltiyor doğum kontrol hapları. Peki nasıl başlıyoruz doğum kontrol haplarına? Genelde biz Türkiye'de adetin birinci günü başlıyoruz doğum kontrol haplarına. Başlamadan önce hastayı ama mutlaka bizim görmemiz lazım. Bir kere ilk başlangıçta bizim karar vermemiz lazım. Kafasına göre hastanın eczaneden ilacı kullanmaması lazım. Çünkü biz ilaca hormona, hormonun içeriğine, dozuna karar vereceğiz. Hastaya bakacağız. Tansiyonuna bakıyoruz başta. Kilosuna bakıyoruz. Hastayla konuşuyoruz. Ek başka jinekolojik problemi var mı? Bunu konuşuyoruz hastayla. Ona göre ona göre hapın tedavisini düzenliyoruz. Çünkü değişik çeşitli haplar var. Görmüş, duymuşsunuzdur. Elimizde bugün sık kullandığımız 21 tabletli haplar var. 21 tane kullanıyorsunuz. 7 gün bekliyorsunuz, kullanmıyorsunuz, sonra yeni kutuya geçiyorsunuz. Bir de elimizde e, 28 tabletli kaplar var. Yani hiç kesmeden her gün kullanıyorsunuz. Ama kullanmadan önce hastayı çok iyi motive ediyoruz. Her gün ilacı alırken belli saatlerde almanız önemli aslında. Mutlaka kendinize bir günlük ritüel oluşturun. Ya ne bileyim, işte gece yatmadan diş fırçasında e, diş dişinizi fırçalarken hemen sonrasında ya da öncesinde kullanın. Bunu böyle bir bağlantı kurun unutmamanız için çok önemli. Ya da gece yatmadan başucunuzda olsun yine bir bardak suyla içebilirsiniz ilacınızı unutmamanız için önemli. Bu tip kendinize e, ritüeller oluşturabilirsiniz unutmamanız açısından. Hap kullanımı da o kadar kolay bir şey değildir aslına bakarsanız. Alışma açısından önemli bu ipuçları. Tabi hapa başladınız. Hapın tabi bazen özellikle ilk 3 ayda hafif de olsa bazı yan etkileri oluyor. İşte karında şişlik oluyor, memede hassasiyet oluyor, bulantı olabiliyor çok nadiren baş ağrısı yapabiliyor. bunlarla karşılaşabiliyoruz gerçekten haplarla. Ama böyle etkiler gördüğünüzde korkmayın. Doktorunuzu arayın. Büyük olasılıkla bunun normal olduğunu söyleyecektir ki mesela bizim en en çok karşılaştığımız yani etki aslında ara kanamadır. Yani işte hapa başlarsınız ilk 3 ay böyle ara ara lekelenme tarzında kanamalarınız olabilir. Bunların hemen hemen hepsi ilk 3 ay bittikten sonra düzeliyor hastalar tamamen adapte olup doğum kontrol haplarını kullanıp hayatlarına yaşam kalitelerini belirgin artırarak aynı zamanda gebeliklerini planlayarak hayatlarını devam ettirebiliyorlar. Tabi doğum kontrol hapları deyince doğum kontrol haplarının özellikle ama özellikle kullanım sürecinde biz özellikle birinci ayında bir hastayı tekrar görmek istiyoruz diyoruz ki yani bir görelim bakalım nasıl adapte olabildin mi? Konuşuyoruz hani bir yan etki var mı yok mu? İlk bir ayda görmek istiyoruz. Ama haplarla ilgili maalesef bu kadar bilgilendirme videoları yapıyoruz, konuşuyoruz, ediyoruz. Organizasyonlar, konferanslar vesaireye rağmen haplarla ilgili bazı efsaneler dönüyor, efsane sorular mesela. Bunlardan bir tanesi işte haplar kısırlık yapıyormuş hocam doğru mu? Yani hapı kullanan genç kız bir daha çocuğu olmazmış. Bu tamamen bir efsanedir. Yani hapı kullandınız, ne kadar kullanırsanız kullanın. Bıraktıktan sonra zaten 3. ayın sonunda %98'e yakın yumurtlama geri dönüyor. Tekrar çocuğunuz olur. Genellikle bıraktığınız ertesi ay çocuğunuz oluyor hapı kullanan. Hatta şöyle bir yayın var, İlaç bırakıldıktan bir ay sonra ikiz gebelik oranları bile artıyor hastalarda enteresan bir şekilde. Sanki rebound yumurtlama oluyor gibi. İkinci çok sık sorulan soru, sivilce yapar tüylenme yapar. Ya biz hapları bırakın sivilce yapmasın, tüylenme yapmasını biz hapları sivilce ve tüylenmenin tedavisinde kullanıyoruz. Çok işe yarıyor bu ilaçlar. Belirgin şekilde düzeltiyorlar gerçekten bunu. Bu anlamda bizim için çok değerli ilaçlar, elimizi kuvvetlendiren ilaçlar bunlar jinekolog olarak. Onun dışında yine bize sorulan işte haplar çok kilo yapar. Ya haplar kilo yapmıyorlar. Haplar sadece ne yapıyorlar? Ee, Ödem mi hafif derecede arttırıyor ama belirgin kilo yapmıyorlar. Çok bazı hastalarda işte iştah açıyor vesaire diye duyuyoruz. Evet hafif iştah değişiklikleri olabilir ama bunlar çok geçici efektler öyle hap gerçekten insanlar hani böyle deli gibi kilo aldırmıyor. Dördüncü sevmediğimiz nokta hapları kullanırken vücudu bir dinlendirmek lazım, ara vermek lazım. Bu da çok yanlış bir şey. Hapları kullandırırken vücut zaten yorulmuyor, öyle bir şey yok. Yani öyle bir dinlendirme gibi bir durum söz konusu bile değil. Tam tersine eğer siz hapları kullanırken hapı bırakırsanız ve tekrar başladığınız zaman bu sefer hapa bağlı komplikasyonların özellikle... E pıhtılaşma riski daha da fazla artıyor. Hele ki obez hastalarda daha fazla artıyor. Bu anlamda hapları kullanırken çok dikkat etmek lazım. Öyle bir ara verme, dinlendirme gibi bir şey yapmamak lazım. Bırakılacaksa doktorla beraber karar verilip bırakılmalı ki genelde de çocuk isteyene kadar hapınızı gönül rahatlığıyla kullanabilirsiniz. Bizim için çok önemli. Haplarla ilgili kabaca bilmeniz gereken şeyler bunlar. Eğer sorularınız olursa hemen yorumlar kısmına yazarsanız soruları memnuniyetle cevaplamak isterim. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Sağlıklı, planlı gebelikler diliyorum. Çok sağ olun.